Coinbase'in son durumu, gelmiş olduğu nokta, XRP ve Terra coinlerine olan potansiyel bakış açısı gibi hususlar üzerinde duracağız. Diyor ki Coinbase'den 8 altcoin'e ilişkin yeni duyuru. Buradaki bu 8 altcoin'e ilişkin duyurusu bunların Alman vatandaşlarının Almanya'daki kullanıcılara açılmış olmasını içermektedir. İlk mesele budur. Almanya biliyorsunuz şu anda en kripto dostu ülke olarak geçer. Resmi kayıtlı veriler olmasa bile ikinci sırada da Singapur'dur ki Almanya gerçekten bu konuda çok iyi. En son Ripple'ın da şu an üzerine çalıştığı CFTC'nin devrim yaratabilir dediği bu gayrimenkullerin tokenlaştırılması adı altında çalışan ve genel olarak tokenizasyon muhabbetiyle alakalı bunu yasayla tanımışlardır. Ve borsaların buradaki tokenlaştırılan varlıkları da listelemelerini resmi olarak Almanya tanımıştır. Aynı şekilde Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yakın zaman içerisinde Almanya'da şey yapabilmek için kripto para alım satımı ve tutması yapabilmek için yani bir aynı zamanda bir kripto para borsası olabilmek için regülatörlerden izin istemiştir. Henüz değerlendirmenin sonucu gelmedi. Pozitif cevap verirler fakat Coinbase'de yakın zamanda XRP coin'in biliyorsunuz Almanya'da zaten bir ambargosu vardı. Coinbase Ripple davası kazanıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde XRP coin'i listeledi. Hemen ardından Almanya'daki vatandaşlara da XRP coin trade'ini açtığını XRP coin trade'ini açtığını dile getirdi. Şimdi başta Terra coin'leri dedik. Neden Terra coin'leri dedik? Çünkü Terra da şu anda aynı meselenin arayışında ve büyük ihtimalle muvaffak olacaklar gibi gözüküyor. O yüzden zaman zaman bunu anlatıyorum. Sırf burada anlattıklarım bu coin'lerin yani Luna'nın ya da USDC'nin alınması için bir sebep değildir tek başına. Hep söylüyorum bunlar içsel doğasına bırakıldığında düşüş yapacak altcoin'lerdir açık açık. Fakat pozitif olay durum ihtimali olduğu için büyük açılımlarda sergileyebilirler. O yüzden öngörülebilir değiller. Risk ödül pariteleri iyi veya kötü diyememek suretiyle yüksek diyebileceğimiz altcoin'lerdir. Beklenen pozitif gelişme Terra'nın dava kapsamında özellikle 2024'de de sarkabilir bu yakın zaman içerisinde olmayacaktır diye düşünüyorum ama ABD'de tıpkı XRP'nin olduğu gibi bir yatırım sözleşmesi kapsamında bu coinlerin değerlendirilmeyeceğini şu an için anlayabiliyoruz. Bu şartlar altında Coinbase ve en son XRP coin'i hızlıca listeleyen borsalar Luna ve USDC gibi coinlerde de çok hızlı bir listeleme kararı alabilir ve Almanya'daki açılım gibi yine bu tarz haberler görülebilir. Tabi burada yani Coinbase bunları karardan sonra illaki listeleyecek diye bir şey yok. Ama şunu söylemeye getiriyorum. Listeleyebilirler. Listelemezlerse bu da yine kendilerine kalmış bir şeydir ama ben listeleyeceklerini düşünüyorum. ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'den bazı altcoin'e ilişkin yeni bir duyuru geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Coinbase, 8 altcoin'in Almanya'daki kullanıcılar için artık kullanılabilir ve yatırım yapılabilir olduğunu açıkladı. Bu altcoin'ler şu şekilde sıralandı. HNT. Ben HNT'yi severim. Helium'u severim. Hatta ülkede tanınan ekonomist biliyorsunuz Özgür Demirtaş. Kendisi zamanında Helium'u bayağı bir övmüştür. Hani HNT'yi sevdiğini söylemiştir. Ben de seviyorum ama Solana ağına geçtikleri için biliyorsunuz Binance bunlara ambargo uyguladı. Hem Binance Global aynı şekilde şeyden delist edildi. Binance US'ten delist edildi. O yüzden alımını çok fazla önermiyorum. Yani inovasyonunu çok seviyorum. Gönül isterdi ki böyle olmasın. Ama oldu ne yapalım yani. Blur sevmiyorum alımını önermiyorum pek. ARB Arbitrum projesi. Katman 2 projesidir, iyidir. Optimism, Arbitrum, Polygon. Ben bu Katman 2 projelerinin sezon içerisinde, sezonun dışına çıkmayınız bence fakat sezon içerisinde ben bayağı değerlenebileceklerini düşünüyorum. ARB'yi şu an Matic gibi Ether balinalarının da bayağı bir topladığını görüyoruz. O yüzden iyidir yani. Eagle iyidir. Zero Zero çok fazla bir bilgim yok. Burada OO gibi yazmışlar ama bu normalde Zero Zero yani
0-0. Ya çok bilgim yok ama yine de önermiyorum. Çünkü ambargoya tabidir vizyonu gereği. Audio çok fazla yine ben alımını önermiyorum. Bunun sebebi de tıpkı Helium gibi, HNT gibi Audius'ta bir Solana token'ı olduğu için bir Solana üzerinde konuşlandırılmış bir token olduğu için Binance tarafından ve diğer borsalar tarafından da ambargoya tabidir. Bunu söyleyebilirim. Uzun vadede de çok önünü iyi görmüyorum yani öyle söyleyeyim. Eldio'dan bahsediyor. Evet, Eldio benim çok sevdiğim bir projedir. Bunu da defalarca açıklamıştım. LidoDAO projesi bir liquid staking türevidir. Malum Anchor'da bir liquid staking türevidir. Bakınız Frogshare'da bir liquid staking türevidir ki FXS'in yani Frogshare ilk Binance'da listelendiğinde bir wash trading döndü. Yani önceden haber alındığı ve listelemeden sonra malların boşaltıldığı olayı üzerinden Fatman adındaki az önce de Terra'dan, Terra Classic'ten bahsettik. Terra Classic muhbiri olarak piyasada tanınan kişi bunu belirtmiştir, bunu açıklamıştır ve Binance'ın da bundan haberi olduğunu iddia etmiştir. Ki katılıyorum, onu da söyleyeyim. Bence de var yani. Kaldı ki Fatman bunu eğer tespit edebiliyorsa Binance ekibi tespit edemeyecek kadar iş bilmez mi yoksa görmezden mi geldi? Bence ikisi de baya kötü. Bunlar yani bu liquid staking türevlerinin yine ben sezon içerisinde tıpkı Layer 2 projeleri, Katman 2 projeleri gibi iyi değerlenmeler yapacağını ve tokenlarının da değerleneceğini düşünüyorum. O yüzden az önce saydığımız coinler işte ARB, OP, Matic ya da Eldio, Anchor, FXS gibi coinler olsun. Ben bunları iyi görüyorum. HNT, Blur, ARB, Eagle, Zero Zero, Audio, Eldio, ETA artık Almanya'da ikamet eden kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu arada Deutsche Bank dedik az önce yani Almanya'nın en büyük bankası. Büyük ihtimalle bunlar alım satıma açıldığında Bitcoin, Ether, XRP, Litecoin ve Bitcoin Cash ile başlayacak. Diğerleriyle başlamayacak gibi gözüküyor. Coinbase mahkemenin Ripple Lane'e verdiği karar sonrası yeniden listelediği XRP'yi Almanya'daki diyor kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Bu arada Binance Almanya ile bile papaz olmuştur. Yani abi sen Almanya ile bile zaten papaz oluyorsan senin hiç yani globalde şansın yok ya. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.